Merhaba arkadaşlar, Burak Bakkaloğlu Finans Hattı'na tekrar hoş geldiniz. Görüntü biraz eskiye göre farklı. Bu yeni imajım Clinicum markasına saç ekiplerinden dolayı çok teşekkür ediyorum bize sponsor oldukları için. Bakalım 6 ay sonra sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Bugünkü konuklarım sağ tarafımda Mehmet abi, Mehmet Temel. Borsanın en eski duayenlerinden. İnanın borsanın efsanelerinden bir tanesidir. Bugün size onu tanıtmak istedim. Sol tarafımda Metin Yüksel, o da aynı şekilde, aynı eskilikte, aynı duayenlikte beraber yola çıktığım isimler, bana borsayı öğreten isimler. Sizlerle de tanıştırmak istedim. Zaten Metin abiyle bundan sonra beraber devam edeceğiz, kanalı genişleteceğiz, teknik analizlerimiz olacak, temel analizler olacak. İnşallah iyi bir şekilde hep beraber yürüyeceğiz Metin abimle. Şimdi de sözü Metin abime bırakıyorum. Zaten eski programlarda çok konuştuğum için eleştiri aldım. Bu yüzden Levent Ağa'na da buradan tekrar işkence yaptığı için özür diliyorum. Daha dikkatli olacağım. Ama çok yakın arkadaşım gerçekten. 40 yıllık yakın arkadaşım. Yani eşine sorduğumda siz hep öylesiniz dedi. O hiç yadırgamadı. Ya biz yadırgamadık ama sevdiğince öyle değilmiş. Kendisinden buradan sevgiler gönderiyorum Levent Ağa'na. Tekrar özür diliyorum kardeşim. Evet, Metin abi sendeyiz. Evet, teşekkürler Burak'cığım. Bu aslında bizim Burak'la belki de bir ay önceki bir görüşme. Dedi abi bize bir program yapalım, bir program çekelim. Nasıl olacak dedim. Mehmet abiyi çağıralım, Mehmet abiyle bir konuşalım dedi. O zaman hemen var dedim çünkü olmamız gerekiyor. Bugün herkes borsayı konuşurken tabii geçmişte bugünün tahta yapıcıları ama eskiden oyuncu dediklerimiz ya da yatırımcı dediğimiz isimlerin bence çok iyi bilinmesi gerekiyor. Aslında benim yarım kalan bir projenin de uzantısı. Bunu burada söyledim. O proje şu idi. İMKB'nin 25. yıl kitapçığını yazarken biz yazmıştık o zaman ekip olarak. O zaman biz Hüseyin Bey'den rica etmiştik. O günkü İMKB Başkanı'ndan rica etmiştik. Demiştik ki bunun içine biz şu anda borsada ismi geçen, kimine göre yatırımcı, kimine göre manipülatör diye adlandırılan kişilerin sohbetlerini alalım. Ben bunların borsaya ciddi katkıların olduğuna inanıyorum. Borsanın yayılmasında, borsada kendilerine göre bir analiz yöntemlerinin geliştirmesinde çok önemli katkıları olduğunu söylediğimde Hüseyin Bey çok dedi magazinsel olur dedi. İşte bir Prada gibi bir şey yaptık biz. Dergi yayınladık. Hı hı. 25 yılı resmen işte o gün Rusların Prada'sı gibi oldu. Bir tarihsel gelişimi kronolojik olarak anlatma fırsatı bulduk. Şimdi o gün bugünmüş. Hı hı. Biz dedik ki borsanın en değerli, en eski hatta hisseleri üfleyen adamı. Ama gerçekten ben başladığımda öyleydi abi. Yani. Hisseleri üflerdi bunlar. Üfleyince evet. De tavan olurdu yani. Adın geçti zaman tavan olurdu Mehmet abi. Yani. Öyleydi. Zaman içerisinde öyle oluyor. Mehmet abimizle bizim dostluğumuz belki de 30. yılı doldurdu. Hem de kesintisiz bir dostluk. Yani araya birçok insanda kesintiler olmuş dostluklarımız oldu ama kendisiyle hiç hemen hemen hiç kopmadık. Telefon da olsun. Yüz yüze gelerek sürekli sohbetler ettik. Çok dertleri birlikte paylaştık. Kendisi iyi bir atlet olduğu için çok uzun süre birlikte yürüyüşler yaptık. Biz de yüzme esasında 30 sene önce beraber her sabah 6'da beraber yüzüyorduk. Ama, ondan sonra derbol söyledik. Ama işkence derdi. O da bize işkence derdi. Mesela ben 5 kilometre. Ama gerçek ama her sabah 6'da biz bir ortak yürüyüşler. Ben 10 kilometrede bıkardım. 20 kilometre devam ederdi. Ben beklerdim. Yani dönüşünü beklerdim. Benim yani. Antrenman stopçu olduğum halde zamanlar benden daha iyi kondisyonu soru vardı. Doğru. Her sabah 6'da yüzme. Doğru. Şimdi ondan sonra derborsa değil mi? Evet. Şimdi aslında Burak'cığım müsaade ederse şöyle ben Mehmet abiye sorayım. O da cevaplasın. Zaten onun her cevabı tarihsel bir bilgi. Tabii ki abi. Çünkü evet. Borsanın herhalde Vakıfhan'daki dönemlerinden ayaklı evet. Borsalarına kadar ve daha sonra bilgisayarlı sistem. Şimdi de sosyal medya ortamına kadar bütün ortamlarını herhalde gözlemiş nadir insanlardan bir tanesi. Evet Mehmet abicim ne zaman başladık? Derborsadan mı başlasak? Bilmiyorum ki. Vallahi Derborsadan değil de 4. Vakıfhan'dan başlasak daha iyi. Tabii, aynen. Çünkü 4. Vakıfhan faaliyet halindeydi ama gayri resmi olarak da hisse senetleri elden alınıp satılırdı. O zaman iç Göltaşlar, başka bir kağıtlar, bazı Koç Sabancı kağıtları 4. Vakıfhan'daki yani kendilerini borsa şey olarak da yani Kastelli döneminde yetişmiş, onunla birlikte tahvil işi yapan arkadaşlar elden verirlerdi işte
ucuza olurdu. Yahut Anadolu'da gelen insanların hisselerini elinde alırlardı. İşte bizlere getirirlerdi. Bizler de 1985 yılında. Yani Anadolu'dan hisseler vakfana gelirdi. Evet, vakıfandan da. Vakıfandan da size gelirdi. Vakıfandan da tüccarlara giderdi. Ne kadar eski yazıyor ya. Biz o zaman yani oranın Sirkeci'nin sayılı tüccarlarındandık. Paramızın, yani imkanımızın olduğunu bildikleri için bize teklif ederlerdi. Yani bu şekilde bir hisse senetiyle bir uzaktan bir tanışıklığımız oldu. Ama zaman içerisinde 1985 yılında borsa kurulacağının kararının çıkmasıyla rahmetli Özal'ın teşvikiyle o yıllarda biz de ilk 5 aracı kurumlardan bir tanesi olarak da biz de aracı kurum açmış olduk. Ve borsaya Ziraat Bankası sandığından sepete hisse senedi teklifi vererek de. Öyle mi? Bak onu ben de bilmiyorum. Bakar mısın? Hisse senedi teklifi vererek de sonra o verdiğimiz teklifleri sonra toplanırdı. Karslıoğlu o zaman başıydı. Muharrem Karslıoğlu başıydı. Biz o zaman verirdik sonra şu kadar mal aldınız derlerdi. Gerçekten aldık mı falan diye bakardık yani. Yani satılıyor diye. Sonra elden kağıtlar gelirdi. Yani abi nereden ne gelmişiz? Yani, bir gün hatta öyle bir şey oldu ki benim birader de tabii bu işi aralara karışırdı. Ya çok ya de, bunu gerçekten değil oğlum yani hisse senetler değil yani yani görelim bakalım veriyorlar mı diye. Bizim yeğenimiz vardı. Onu gönderdik bir gün. Bir tür kağıt almış. O zamanın parası ciddi bir miktar almış. Allah Allah bu parayı ödemek lazım falan tabii yani. Böylece hisse senetlerle. Yani içine girmiş olduk yani hisse senedi işine. Ama siz o zaman döviz piyasasında güçlüydünüz galiba yani, değil mi? O döviz piyasası 70'li yıllarından gelen yani. Gelen bir gücünüz var. Benim bildiğim Derviş abi de. Evet Derviş Temel. O zaman yani, ben benim yani, Kapalı Çarşı'da kuyumcuydu. Yani Derviş Temel, evet, Temel yani, biliniyordu. Öyle 81 tahvil işi yaptık. Zaman içerisinde işte hisse senedi tabii Karaköy'de işler hareketli olunca gelip gidiyorlar abi işte hisse senedine girsene bilmem ne yapsana işte Çukurova hisse senedi oluyor bilmem ne hisse senedi oluyor. Öylece yani birazcık da insanlar böyle acaba nedir diye bakıyordu yani. Yani Ziraat sandığından organize piyasalara geçtik. Yani. Ziraat Bankası'nın sandığından. Evet oraya yani geçtik Karaköy'e. Karaköy'de ayaklı borsada falan. Işte ayaklı borsa çalıp sattın mı? Ayaklı borsa hiç gitmedim çünkü. Onlar benim ayağıma geldi. Çünkü akşam olduğu zaman topluyorlardı çantayla. Abi bu hisse senedi var alır mısın diyorlardı. Ne kadar oğlum diyordum. Ne kadar oğlum diyordum. Buyur yani diyordum işte kasada parayı verin falan diyordum. Öylece. Tanıdığım arkadaşlar var. Mesela Ahmet Döngel diye bir bu ayak işlerini yapan yakından tanıdığım bir arkadaş vardı. Şimdi yani İstanbul'un sayılı zenginlerinden bir duruma geldi yani. Ayaklı borsadaydı. Hatta bir gün yağmur yağmıştı ayağımın altında ayakkabı delindi falan dedi. Şimdi tabii Levent'te lüks oteller Zorlu Center'da evler öyle insanlar geldi geçti yani tezgahımızda. Müthiş ya. Destek olduk. Bazı arkadaşlar iyiydi. Onlara bir yol açtık. Yani kabiliyetleri onları aldık, yetiştirdik. Evet. Ama daha Burak'a gelmemiş. Daha Burak henüz yok ortada. Yok Burak. Sonra tabii adım adım yani tahvil işleri 90'lı yıllarda yani 89'da falan tahvil işlerde çok hareketliydi yani alım satmak. Yoğundum. Ama tahvil bir ara çok durdu falan etti. Bu sefer Tekstil Bank'tan birileri geldi. Abi ya dedi niye sen borsaya girmiyorsun yani. Oysa ben tabii ki biz alıyoruz yani elden açıktan işte getiriyorlar Karaköy'den falan onları alıyoruz. Dedi ya oğlum dedim yok olmaz yani
İşim var benim zaten, nasıl uğraşacağım falan filan. Öylece yani o arkadaş beni zorla yani aktif olarak da borsaya soktu. Hisse senetçisi yaptı yani. Hisse senetçisi yaptı tahvilden. Ama ne güzel, ne güzel birikmişler. Evet, döviz var, tahvil var, evet. Hisse senedi var. Hem hep elden var. Bütün elden işlem yani, görüyor. Bütün varlıklara şey pratik bilgisine sahip işler. Fakat yani tabii ki borsanın o zamanki şeyi insanlar sadece parayı kapalı çarşıdan falan getirip işte o çevreden getirip bir şey almak için geliyorlardı yani. Maalesef o dönemi iyi arıyorsun. Değerlendiremedi Türkiye borsası. Hep böyle şeyli gitti, kazalı gitti. İnsanlar getirdikleri yatırımlarını çok ezbere iş yaptılar. Kaybedildi. Bazı işte toplu konutun yapmış olduğu kağıtlarda, satışlarda, Ereğli'de, diğer kağıtlarda falan bayağı zararlar oldu ilk başlarda. Ama kamunun sattığı hisseler. Kamunun sattığı hisselerden manipülasyon işleri oldu. Hep yükselecek zannettiler. Açgözlülük oldu. Büyük borsada yatırımcı kaybetti de yani. Bu dönemleri yaşadık. Böyle bir sıkıntıları yaşadık. Sonra işte şeye geçmesiyle borsanın bugünkü yerine geçmesiyle rahmetli Tuncay Artun çok bu işi bilinçli yapıyordu. Hakikaten sektörü en iyi regüle eden bir insandı. Onunla birlikte yavaş yavaş yani insanlar daha oturaklı, daha hisse senetlerine sahip çıkaracak şekilde takip edebiliyorlardı. Çünkü eskiden elden alınıyordu. Doğru. Onun kuponlarını kesip yani uyanık olan konularda çalışan insanlar. Takasçılar diye şey meslek evet. Vardı yani. Yani peki abi sonra dersen oradan sirkeci o tahta şeyi başladı. Yani tahtane yapımı falan tahta. Oradan gelmiş. Onu ben yani onu da tahta sistemi. Tahta sistemi nasıl oldu o sirkecideki? Hani tahta böyle, sistemi hani şimdi de kullanıyor. Tahta yapılıyor, tahtane ifade ama oradan geliyor. Yani hayır o tahta sistemi şeyde oldu. Karaköy'deki evet. Tahtalar dizilirdi. Orada işte her hissenin tahtası vardı. Alışları yaparlardı. Bir tarafına satışları yaparlardı. İnsanlar kuyruğa girerdi. Yani o devam ederdi. Fakat orada büyük kargaşalar olurdu. Büyük şimdi işler olurdu. Şimdi gördüğünüz gibi ama ekran yoktu yani Matrix'i. Yok. Direkt sistem bu şekildeydi. Tamamıyla tebeşirle yani yaparlardı. İşte hatta kimi silip yenisini yazarmış. Kimi silip yenisini yazarlardı. Yani yani emir iptali silmek oluyor. Emir iptali evet. Silmek oluyor yani. Yani o zaman bir kayıt yoktu yani. Şimdi ama bilgisayara girildikten sonra kolay olmadı yani müşterinin hissesinin numarasıyla birlikte girildiği için yani bir çalmak gibi bir durum olmadı. Eskiden o Karaköy tahta sisteminde çok kayıplar olurdu. Tabii. Nasıl ben? Müşteri bazına saklamak. Bu işi yapanlar yani onu yapanlar iyisini kendilerine yazıyorlardı. Kötüsünü müşteriye yazıyorlardı. Yani hepsi o zaman vardı. Takas kaç gündü? O zaman takas benim bildiğim bir 17 gün vardı. Sonra 3 güne düştü galiba. Evet. Yani sanki tam böyle iyi hatırlayamıyorum. Müşteri kar sistemi vardı. Yani şimdi orada çiziyorsun, ona neyi alıyorsun, neyi veriyorsun. Şimdi orada ordinolar düzenliyorlardı. Her tahtanın ordinolar başında aracı kurum temsilcileri vardı. Onlar merkeze iletiyorlardı. Evet. Ordinolar geliyordu. Akşam eşleşmeler oluyordu. Kaldım, evet. Fakat takas süresi ben mesleğe başladığımda 3 gündü. Ama evet. Daha öncesinde daha fazlaymış. Müşteri kartonlarının olduğu dönemi ben sonra yetiştim. Yani en sonuna geldim onu. Evet. Müşteri kartonlarına işleniyor. TR2 dediğim şey bu o zaman TR3'tü. Ama bir öncesi sanırsam daha fazlaydı. Ve takas memurlar işte hisseleri sattıysan teslime götürürlerdi. Parayı alıyorlardı. O zaman Takas Bank kurulmamıştı resmi olarak. Evet. Gene borsanın içinde galiba bir işlemdi. Sonra da işte bu bilgisayarlı sisteme geçtikten sonra rahatladı. Şimdi aslında ben akşam sevgili Burak'la konuşurken dedi ki aslında hisseli muhabbetler olsun. Çünkü seyredenler genelde hani borsa tarihi güzel aslında. Daha güzel hikayeleri de konuşuruz zaten. Hikayeler var, evet. Çok güzel hikayeler var ama hani senin böyle şeyin var. Böyle mesela Ereğli özdeşleşen bir yanın var. Hani bir
Şu Ereğli'yi bir anlat bize abi. Yani Ereğli'yi bir anlat. O kadar çok çalışmıştım ki, o kadar büyük işleri yapmıştım ki. Yani borsa gerçekten insanı yoran bir sektör yani. Rakamlarla uğraşıyorsun, gece o rakamlarla yatıyorsun. Yani canlı yatmıyorsun yani, uyumuyorsun yani. Uyumuyorsun, sabaha kadar düşündüğün oluyor falan. Ya dedim yani bu işleri şey yapayım, bir nokta koyayım artık, yeğenim falan var şirkette. Bir güzel bir rahat alıp satabileceğim, yani istediğim miktarda alıp satabileceğim bir kağıt yapayım dedim yani. Yani zaman, ölçü bu yani. Öyle FYK işte defter değeri yazı falan yok. Yani çok eriyle abi. Yok tabii yani yapıyoruz tabii kağıtlar da Ereğli falan işte bu daha çok baktık ettik. O zamanki fiyatıyla Ereğli çok ucuz. 2 lira 25 kuruş. Ben Tekstil Bank'ta 2 tane elemanım vardı ama zehir gibi çocuklardı. Dedim sizinle bir iş yapalım. Ama kimse bilmesin dedik yani bu hisseyi. Onlar da çok başarılı işler yapmış. Sır esastır. Evet. Abi tüm takası aldığını söyleniyor, doğru mu? Yani ben %7'sini almıştım. Yok ama Ereğli'nin halka çıktı kısmın %80'in üstüydü galiba. Tabii. Ya sen, toplam sermayenin %7'si. Tabii o zaman sermayesi bir şey değildi ki yani çok fazla. Halka şey açık kısmında %80'in mi aldı? Daha fazlasıydı benim hatta. 6 milyon bilmem ne sermayesi vardı. 6 milyon 50, 650 maşallah. Yani şey vardı öyle. Takası almış bu Ereğli. 5 milyon 9 bin sendeydi yani. Benim işte sana onu soruyorum abi. Yani. Ama tabii %7 mi yoksa yani, %80 mi? %80'i almış. Tek de ben değildim. Mesela o zaman yine arkadaşım vardı yurt dışından şeyden çalışmış. Ona geleceğiz. Numara'da çalışmış. Tabii ona geleceğiz zaten. Numara'da asıl çalışmış. Hikayelerinden biri de o yani. Numara'dan çalışmış. Murat Soycengiz var. Tabii o daha çok yetişmiş. Fikir alıyordum yani. Neye olur falan filan diye. Bu fikir ondan gelmişti. 2.25'ti falan ucuzdu. Ama bu işte. Ben bir araya gireyim. Hakikaten çok teşekkür ederim. Beni Murat Soycengiz'le tanıştırdı. Biz 2000 yılında da Murat Soycengiz'le ortak bir finansman danışmanlık şirketi kurduk. Ve kendisinden finans öğrendim. Sabah 4'lere kadar çok tartıştık. Hatta bu arada Mehmet abi de yanımızda oturup bizi izliyordu. Bilanço tartışıyorduk. Sabah 4'lere 5'lere kadar tartıştığımız olmuştur. Evet. Çok değerli. Kendisine bir teşekkürü borç bilirim. Burada yani, ifade edin bunu. Yani ben de teşekkür ederiz hep beraber. Sağ olsunlar. Anladım. Evet abi. Öyle yani. Ama o ayrı bir hikaye. Onu şöyle. Yani. Bir de Murat'la beraber bu arbitraj imkanlarından faydalanıp hisse, Tuborg hissesi var. Hani hisseleri buradan alıp. Ya o ayrı. Yok ama özel. Şimdi Ereğli'yi bitirince Tuborg'a geçelim. Ereğli'yi bitirdik mi peki abi? Yok bitmedi. Yok. Anlatıyor. Anlatıyor. Ereğli'de. Onun tamamını dinleyelim yani, ondan sonra geçelim. 2.25'ten başladık almaya. Ereğli'de yani geçmişte işte rahmetli şu anda Nasrullah yaptı. Başaramadı. İşte Dündar Bey rahmetli uğraştı. Dündar Kılıç. Yani başka arkadaşlar yani bunlar büyük yani ses getirecek miktarda aldı. Ben dedim, bu işi yaparım ya dedim yani şey yaparım. Bu işi bitiririm. Aldık kağıdı. Ocak'ta başladık. Ben dedim Nisan'da satacağım. Elemanlarıma da talimat verdim. Dedim ki bu kağıdı aldığımız zaman 8 lira olduğu zaman bana sormadan ben size söylesem dahi bu kağıdı satacaksınız. Yani beni dinlemeyeceksiniz. Ben emir versem bile siz başka bir kurumda satacaksınız. Talimat verdim. Ve zaman içerisinde hakikaten 8 bin liraya çıkardık bu Mart Nisan'a doğru 8 bin. 2 liradan Ocak'ta mı başlamıştınız abi? Evet Ocak'ta başladık. 8 lira, 8 küsür liraya çıkardık. Fakat Tansu Hanım o zaman Başbakan Amerika'ya gitmişlerdi. Ereğli'nin satış hikayesi vardı. Tamam. Amerika'ya gitti. O zaman kap da yok, haber düşmüyor. Evet, değil mi? Sen biliyorsun ama. He biliyorum. Dedim yani fakat işte uzanlar istiyor. Başkaları istiyor hisseleri bana devret diye elimdeki hisseleri. Senin elindeki hisseleri mi? Evet. Açıktan istiyorlar. Evet. Uzanlar. Adam gönderiyor. Gel toplantı yapalım verelim falan.
Allah Allah diyorum. Yani bunlar benim elimde kağıdı alacak falan diyorum. Ben de yok satmıyorum. Çocuklar diyor ki 8 lira geçti abi satalım. Ağlıyor çocuk. Çocuğa tabii şey konuşuyorum, ağır konuşuyorum yaz falan filan. Kardeşim Amerika'dan bir şey geldi. Haber düştü. Borsa şırak diye şey oldu. Kapandı. Neden abi? Yani işte görüşme başarılı olamadı. Ha, elini mi kapandı borsa? Ya borsadaki hisseler taban yaptı. Ha, diğer hisselerle bütün, yani diğer hisselerle birlikte. Anladım. Onun haber geldi Amerika'da. Evet. Biz de şey olmuş, biz de şey yaptık ya. Hey. Altta destek falan verdiğimiz için bütün hisseler. O takası %100 oldu. Altlara da yazmıştın ya. O günkü takas borcumuz 600-700 milyon lira para çıktı yani. Kaç sene öncesinden bahsediyoruz. Evet. Takası kapıda aldı. Yani. Yani takası tamamını aldı. Zaten 80 vardı. Alttaki alışlar da geldi. Tamamını aldı herhalde. %10 oldu artık. Ondan sonra işte ve bir kredi kullanmak zorunda kaldım. Kredi kullanınca sağ olsun işte aracı yani şimdi söylemekte işte sıkıntı yok. Hüsnü Ezdi'nin bir toplantısı vardı borsanın işte kredi kullandı falan diye. Benim kulağıma geliyor falan. Onun üzerine açığa satışlar oldu. Ata menkul değerlerde falan. Atanın Ata inşaat şey yaptığı için. Bilgi deşifre olunca. Deşifre olunca. Yani sürekli her gün açılışta açığa sattılar. Açığa satınca kağıt düşünce de benim orada bir sıkıntı yaşadım. Yani öyle bir. Yani piyasa. Ben de netice yani şey yapamadım. Piyasadaki gizli bilgi açık hale gelince evet. Seni sıkıntıya soktu piyasadakiler. Yani, onun için, Amerika gezisi onun için elleri etkilemiş evet. Orada. Amerika gezisi olmadan sen 8 liradan talimatı vermişsin. Yani yok. Bir de, ama Amerika'ya ben şimdi olumlu beklenti var uzanların arası. Tabii. Ben olsam ben de satmazdım. Ama işte satar mıydım? Biz zaten listemiz olmadı ki satalım hiç. ama Mehmet abi genelde hani aslında reisleriz Mehmet abi. Evet, yani evet. Reis, onu da soracağım zaten niye reisleriz ama o şey kesilmesin. Yani, tabii moderatör Burak yönlendirsin. Yani. Şimdi tabii Ereğli hisselerinin sonucunda Mehmet Bey tabii o Mehmet abi daha doğrusu o dönem. Ben de deşifre olmuş oldum. Hatta onu yapınca da yani bu işler ortaya oldu. Çıkınca da benim gerçekten borsada böyle bir yani spekülatörlük yaptığım ortaya çıktı yani. Ben kimseyle iş yapmazdım yani. Eşleştiğim kimse yoktu yani. Benim elimi kimse bilmiyordu ne kadar mal taşıyorum ne ediyorum. Aslında hepsi şeye çıktı. Evet. Ondan sonra insanlar aramaya başladı işte. Ya işte biz gel bizimle iş yap. Biz işte o teklifler bu teklifler deşifre falan. Oldun yani. Yani öyle oldu. Reis şeyi de o arada işte Fenerbahçe'den. 94 mü? Fenerbahçe'den arkadaşımız Mecnun Çolak, rahmetli Çolak, reis falan geldi. Reisimiz ol dedi. Yani o tip tanışıklıklar oldu. Rahmet eylesin. Yani, Allah rahmet etsin. Yani. Allah rahmet eylesin. Çok severdik. Çok abi peki bir şey soracağım. Kurucu hisseleri de almaya gittiğin daha Ereğli'ydi. Bir şey var mı abi? Yok kurucu hisseleri. Kurucu hisseleriyle ilgili Sarkuysan o yüzden. Sarkuysan. Şimdi bir tane bot var. Sarkuysan var. Seçim sen yap.